Merhaba İstanbul Gedik Üniversitesi'nin sevgili öğrencileri ve sevgili aday öğrencileri. Bugün Hukuk Fakültemizin değerli öğretim üyesi Doktor Orhan Çekiç ile beraberiz. Avrupa'nın, dünyanın fikirlerine başvurduğu, Atatürk ve İnkılap tarihi konusunda başvurduğu bir isim. Hatta 10 Haziran günü Fransız-Alman ortak belgesel kanalı RT'de kendisini izledik. Hocam hoş geldiniz. Çok memnunuz sizi aramızda gördüğümüzde. Teşekkür ederim. Bugün 22 Haziran. Ve Amasya Genelgesi'nin ilanının 102. yıl dönümü. Evet. Dilerseniz önce bununla başlayalım. Bu genelgenin bizim tarihimiz açısından önemi nedir? Bugün için önemlidir. Bize bundan bahseder misiniz biraz? Memnuniyetle. Tabii çok önemli bir günü idrak ediyoruz bugün, 22 Haziran. İki bakımdan son derece önemli. Bir, 19 Mayıs'ın hemen arkasından geliyor. Ve bir ay gibi kısa bir zaman geçtikten sonra Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bir durumdan bahsedeceğiz. 22 Haziran günü Amasya Genelgesi'ni ilan etmişti Mustafa Kemal. Henüz Atatürk değil ve bununla bütün dünyaya egemenliğin kayıtsız şartsız millette olacağının duyurusunu yapmıştı. Oysa Osmanlı Devleti bir teokratik yapıydı. İstanbul'da bir padişah vardı ve egemenlik padişahındı. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in Amasya'dan Samsun'a çıktıktan henüz bir ay kadar sonra, çok kısa bir zaman içerisinde böyle bir seslenişte bulunması yakın bir zamanda Anadolu'da hem işgalcilere karşı hem İstanbul'daki yönetime karşı bir hareketin başlayacağını gösteriyordu ve artık bundan böyle millet her şeyin sahibi olacaktı. Peki hocam buradan dilerseniz 19 Mayıs'a gelelim. Çünkü kimilerine göre Amasya Genelgesi'nde isyan bildirgesiyle Mustafa Kemal Vahdettin'e ihanet etti. Çünkü onu Samsun'a gönderen Vahdettin'di. Yani aradan 102 yıl geçmiş olmasına rağmen, hatta sizin gazetemiz Gazete Gedik'in, bunu da göstermek istiyorum öğrencilerimize. Son sayısında yazdığınız bir makaleniz var. 19 Mayıs 1919'u 102. yılında bile kavrayamamanın hafifliği başlığı. Evet. Bu konuyu daha ayrıntılı olarak 1919 kitabınızda işliyorsunuz. Burada evet. Diğer kitaplarını görüyorsunuz hocamızın. Evet. Ben size Atatürk'ün Samsun'la, Mustafa Kemal tabi o zaman, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a gönderilmesinin perde arkasını sormak istiyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum. Neredeyse işte söylediğiniz gibi 102 senedir bir türlü çözemediğimiz bir konuyla karşı karşıyayız. Ve bunun ayıbını taşıyor olmamız gerekir. Buradan hemen sözü bir aracık Türk Tarih Kurumu'na getirmek istiyorum. Oradaki tüm hocalarımız gerçeğin ne olduğunu biliyorlar. Bu kadar hoca bu gerçeğin ne olduğunu biliyordu ama Türkiye hala 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a kim gönderdiğinin tartışmasını yapıyorsa iki şey yanlış demektir. Bir, hocalarımız doğru anlatmıyorlar. Kamuoyu doğruyu bilmiyor. İki, kamuoyu bir türlü anlamak istemiyor. İkincisi yanlış bence. Kamuoyu neden anlamak istemesin? O zaman ben biraz bu olayda kendimizi suçlu görüyorum. Çünkü 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a elbette Sultan Vahdettin gönderdi. Çünkü herkesi her yere Sultan Vahdettin gönderdi. Yani imza sahibi zaten o. Tayinleri o yapıyor. Dolayısıyla Harbiye Bakanı'nın imzası var. Hemen üstünde padişahın imzası var. Onay makamı orası. O yüzden o gönderdi. Önemli olan ne yapmaya gönderdi? Bu sorunun cevabı o kadar açık ki. İlkokullardan itibaren öğrencimize benim şimdi söyleyeceğim 2-3 cümle İlkokulda, ortaokulda ve lisede söylenmiş olsa üniversiteye gelen çocuk bunları zaten bilerek gelir. Bileceği şu gayet basit, çok basit bir şeyi bilecek. Bir, 30 Ekim 1918'de, demek ki 6 ay, 7 ay öncesinde Samsun'a gidişten, bu kadar bir sene bile geçmeden, kısa bir süre öncesinde bütün orduları teslim etmişiz. Bir padişah düşünelim, Sultan Vahdettin. Monros'u onaylayarak 30 Ekim 1918 Monros Ateşkes Anlaşması'nı Yıldız Sarayı'nda onaylayarak bütün ordularımı düşmana, 430 bin kişi vatan evladını düşmana teslim ettik. Sonra Mustafa Kemal Paşa'yı 18 kişiyle Samsun'a gönderip hadi paşa Allah sana kolaylık versin bizi kurtar demesi mümkün mü? Evet. Yani bunu demesi mümkün olabilir mi? Bir gönderme olayı var ama niçin göndermediği konusunun üzerine 50 bin şeyle örte gözden kaçırmaya çalışıyoruz. O bir tek maksatla gönderildi. Bir tek hedefi vardı bu gönderme olayının. Gidip
İngilizlerin Karadeniz'i işgal etmek için bahane olarak kullanacakları şeyin, şeyi şimdi söyleyeceğim, gerçek olmadığını kanıtlamak üzere gönderildi. Nedir o? İngiliz bir yalan söyledi. Ne zaman? İşte bu Mayıs'tan bir ay önce, 21 Nisan günü bize bir nota verdiler. Dediler Karadeniz'de kan gövdeyi götürüyor. Samsun ve çevresinde siz Ermenileri kesiyorsunuz. İstanbul'dan seyrediyor. Biz seyretmeyiz. Ya çıkın düzeltin. Evet. Bir de üstelik bunu söylediler. Yani altın tepside bize bir imkan yarattılar. Gidin çıkın düzeltin. Yoksa biz çıkıyoruz dediler. Şimdi bu bir yalandı. Bunu Vahdettin bile biliyordu. Evet. Peki ne yapmak gerekiyordu? Savaşmak değil. Savaşacak orduları 6 ay evvelden düşmana teslim etmişiz. Bakü'ye giren Türk ordusunu oradan getirip teslim etmişiz. Bu kadar teslim etmişiz. Kimle Karadeniz'e çıkacağım da İngilizlerle, Fransızlarla savaşı göze alacağım? Bu mümkün değil. Ama giden adamın zekasıyla, aklıyla ve bölge insanlarının ona vereceği destekle anlatılanların yalan olduğunu kanıtlamaya değil. İşte niçin Mustafa Kemal'i seçti Vahdettin konusu? Yani hatta bir görüşme var hocam. Siz de bahsediyorsunuz kitabınızda. Evet, evet. İşte vatanı ancak sen kurtarabilirsin İşte diyor. Bu yüzden kurtarabilir. Çünkü yani... Yani bir işgal, bir direniş başlatarak değil. Elbette. Zaten o lafı belki kullanmadı. Bu lafı kullananlar Kara Kartlı kitaptan bahsediyor. Doğru. Öyle bir kitaptan bahsedildiğini de anlatan zaten Mustafa Kemal Paşa. Bu lafı söyleyen o zaten. Evet. Padişah'la yakın oturduk. Sehpa üzerindeki kitabı gösterdi. Paşa bugüne kadar yaptıkların bu kitaba girdi dedi. Anlaşılıyordu ki bu bir tarih kitabıydı. Ama asıl bundan sonra yapacağın önemli paşa. Devleti kurtarabilirsin paşa dedi. Çeliştiğimiz nokta hangi devlet bu? Osmanlı İmparatorluğu'nu mu kurtarabilirsin? Daha Cezayirlere kadar giderek. Yoksa Mondros'ta imzalanmış olan ateşkes anlaşması gereğince bize verilen bir İstanbul var. Ama İstanbul'un bana verilmesi koşullu. Hiç kımıldamayacağım. Hiçbir yerde miting falan olmayacak, direniş olmayacak. Buna benzer hiçbir hareket olmayacak. Ve herkes yerli yerinde oturacak. Sevr anlaşması hazırlanıyor. Geldiğinde uygulanacak. Doğu'da bir Ermenistan kurulacak, Kürdistan kurulacak vesaire diye bir protokol arkasından bir anlaşma imzalanmış. Buna uymazsan İstanbul'un sana verileceğinin garantisi ne? Yani 17 ilden ibaret bir devlet kalıyor elinizde. Bu devletin bile senin elinde olup olmayacağı göstereceğin davranışa bağlı. O davranışı yazmış adam. Ya onu kurtaralım istiyor. Vahdettin'in amacı elimizde kalan bu 17 şehir ve İstanbul. Garantiye almak bu o konuyu. İngiliz'e teslim etmek. Çünkü bazı yerlerde direniş var. Çünkü İstanbul'da bile Fatih'te 100 bin kişi katıldı. Bir miting yapıldı. Sultanahmet mitingidir bu. İngilizler ödleri koptu çünkü. Uçaklarla fotoğraflarını çektiler. Gazetelerde de kullanırım ben bu fotoğrafları. Yani biz tabii ki Türk milleti olarak padişah falan dinlemedik. Padişah Mondros ateşkesi imzalanmış olabilir ama vatandaşın yüreği yanıyor. İzmir işgal edilir edilmez. Hemen ertesi gün Sultanahmet'te dünya ayağa kalktı. Dolayısıyla padişahın bundan dolayı ödü koptu. Mondros'a göre bu İstanbul'un işgal edilmesine yol açtı. Nitekim İstanbul işgal edildi. Padişahın korkusu İstanbul'da işgal edildikten sonra bütün devletin elden çıkacağı. Yani halkın bir şekilde kontrol altına alması lazım. Bunun için bir yalan attılar. Beni dört yandan sarabilmek için. Karadeniz'e çıkmaları lazım. Çıkabilmek için bir yalan attılar. Dediler Samsun'da sen böyle yapıyorsun. Birini göndereceğim, böyle bir şey yapmadığını kanıtlayacağım. Mustafa Kemal Paşa iki günde çözdü bu olayı. Anladım. Bir iddiaçı da olmadığı için tabii. Yani daha muteber bir... Bir takım sebepler dediğiniz doğru. Yani neden... Yani iddiaçı olmadığının belki 25. sırada gelir ağırlığı. Evet. Asıl önemli olan bir Çanakkale kahramanı. Bir güç. İki, Anadolu'daki en kıdemli komutan. Üç, dünyanın tanıdığı bir komutan. Sadece Türklerin falan değil. Hocam bir de şey söyleniyor. Padişahın altın gönderdiği Mustafa Kemal ile birlikte ona yardımcı olması için işte faaliyetleri. 40 bin altın. Evet, 40 bin altın. Yani böyle bir şey var mı? Bunların olmadığı normal bir mantıkla zaten çözülür. Bizim öyle bir paramız olsa Mısır'ı vermezdik. Bizim bir borcumuz vardı, ödeyemedik. Nakit para borcumu Mısır'ı vererek Sultan Abdülhamit bunu yapmak zorunda kaldı. Mısır ve Sudan elimizden İngiliz'e, Fransa olan borcumuzu ödeyemediğimiz için verildi. Şimdiden öğrenci adaylarına söyleyeyim. Ben test sorularında hep soralım bunu. Evet hocam. Şimdiden öğrensinler. Biz hangi savaştan sonra Mısır'ı kaybettik? Hiçbir savaş yapmadık. Nakit para borcumu ödeyemediğim için o zaman Mısır'ı verdi İngiltere. Sultan Abdülhamit sordu yani. Ödeyemiyor. Mısır'ı verdi. Verdik. Dolayısıyla işte Cumhuriyet tarihini biz böyle anlatıyoruz. Evet. Belgelere girerek,
kaynağına inerek ve çocuğun kafasında olabilecek her soruyu sorgulayıp onun da onaylayacağı noktaya onu getirerek. Bu adaylar için çok önemli bir şey şu an söyledikleriniz. Çünkü bizi izleyen öğrenci adaylarımız bu dersin nasıl işleneceğini de merak ediyorlar üniversitemizde. Ben sizin aynı zamanda asistanınızı da yapıyorum, gururla yapıyorum ve Türkiye'de belki de ilk defa yabancı öğrencilere, üniversitemizdeki yabancı öğrencilere İnkılap Tarihi dersini İngilizce olarak veriyorsunuz. Evet. Bununla ilgili birkaç şey söylemek ister misiniz? Elbette, yani bu çocukların hepsi sömürge çocukları. Bir zamanlar ülkeleri sömürge. Nijerya, Irak, Filistin, Lübnan, Afrika'nın bütün ülkeleri, Zambiya vesaire dahil. Buralardan gelen öğrenciler. Derse o kadar ilgi gösterdiler ki Türkiye'de ilk defa ben böyle bir şeyi üniversitemde ortaya attım. Ben dedim müfredatı hazırlarım. Türk öğrenciye Atatürk ilkelerini kitapta nasıl anlatıyorsam yabancı öğrencilere de bunların ki bunların büyük bir çoğunluğu sömürge imparatorluklarından geldiler. Biliyordum Afrikalıların çok ilgi göstereceğini. Mozambik'ten gelen öğrencim var işte. O kadar harika sonuçlar aldım ki sınavlarda onların ödevlerini yayınlamak istiyorum. Yani sorular sordum, ödev yaptırttım. Ve şöyle bir soru sordum en sonunda, finalde. Arkadaşlar dedim, Atatürk ilkelerinden en az 3 tanesi, hangi 3 tanesi mutlaka sizin ülkenizde de olmalıydı? Bir genç olarak hangi 3 tanesinin sizin ülkenizde de gerçekleşmesinin uygun olacağını düşünürdünüz diye. En başta laiklik geldi cevaplarda. Arkasından Atatürk'ün hukuk üzerinde yapmış olduğu devrimler geldi arkasından. Medeni hukuku getirmesi, kadın hakları vesaire. O kadar güzel savunuyorlar ki, kendi ülkelerini anlatıyorlar verdikleri yanıtta, ödevde. Arkasından Atatürk ne yaptı? Dolayısıyla kendilerinde hala nerelerde eksikleri var ama bu olsaydı ne kadar da iyi olur diyor. Hocam, gerçekten çok önemliydi bu. Ben çok duygulandım şimdi bunu söylerken siz. Hocam son olarak öğrenci adaylarımıza bu dersle ilgili, bu dersi nasıl işleyeceğinizle ilişkin birkaç şey söyleyip programı kapatalım izninizle. Memnuniyetle. Ben sevgili arkadaşlar, hocamızın söylediği gibi bir taraftan hukuk vakfimizin Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi hocasıyım ama aynı zamanda Gedik Üniversitemizin tamamının bu dersi veren hocasıyım. Doğrusu sizlerle beraber olmayı çok arzu ederim. Çünkü şimdi birlikte olmakta olduğum öğrenciler bu dersi aileleriyle seyrediyorlar. Ders günü ailelerini görüyorum çünkü. Ve sorulara gelen yanıtlarda ailelerin de isimleri falan var. O kadar keyif alıyorum ki bundan. Yani bir üniversite düşünün. Ders saati geliyor. Öğrenci kamerasının karşısında ya da bilgisayarın karşısında. Ama yanı başında da annesi, babası, kardeşi vesaire. Ailecek Cumhuriyet tarihi dinliyorlar. Bundan daha büyük bir hocayı mutlu edecek konu olamaz. Dolayısıyla Atatürkçü bir kurum olan, çok geneliyle, tabii ki üniversitemiz böyledir ama bu konuyu en iyi resmeden üniversitelerin başında gelen, Gedik Üniversitesi'ne gelecek olursanız, Atatürk ülkelerin kitap tarihini bize bir defa siz ekrandan izleyeceksiniz. Ben bunları adına PowerPoint sunum dediğimiz slaytlarla ekranlara yansıtarak, her söylediğim cümlenin bir belgesini koyarak anlatıyorum. Dolayısıyla belgesini koyarak anlattığım için siz Samsun olayını 10 dakikada çözüyorsunuz. Çünkü orada size kanıtlıyorum ki koyduğum anlaşmaların maddelerini adeta yüzünüze yaklaştırarak anlatıyorum ve siz algılıyorsunuz ki yüz binlerce askerini 6 ay önce düşmana teslim eden bir Sultan Vahdettin bir paşasını acaba 18 kişiyle Samsun'a gönderip Aslan Paşa git de bizi kurtar demiş olabilir mi'nin mantığını çözüyorsunuz. Bunun olamayacağı çok açık. Dolayısıyla bu böyleyse eğer bunun arkasından işte bugünün çok önemli bir konusu 22 Haziran. 22 Haziran Amasya Genelgesi. Amasya Genelgesi'nde öyle ifadelerde bulundu ki egemenlik artık bundan böyle demiş olduğu bir kişinin değil. Ama ulusun tamamınındır, halkındır. Bunu söyledikten sonra bilmediğiniz bir şey hemen söyleyeyim. Bilmediğinize emin olduğum bir şey. Kovuldu çocuklar. Hani Mustafa Kemal Paşa'yı Samsun'a Sultan Vahdettin Kurtuluş Savaşı yapmaya göndermişti ya. Bir ay sonra o hükümet Mustafa Kemal Paşa'yı görevden aldı. Azlettiler yani. Ve bu bir azilnamedir. Tepesine de azilname diye yazıldı. Bütün Türkiye'ye, bütün postanelere bu emirname dağıtıldı. Ve görevden alındı. Dolayısıyla hani sen Kurtuluş Savaşı yapmak için onu göndermiştin Samsun'a?
gönderen hükümet, başındaki padişah nasıl oldu da onu bir ay sonra görevden kovdu? Nasıl olduğu derslerde anlatıyor. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz zaman ayırdığınız için. Rica ediyorum. İstanbul Gedik Üniversitesi'ne gelmeyi düşünen arkadaşlarımıza, sayın aday öğrencilerimize de başarılar diliyoruz. Umarım önümüzdeki dönem sizinle beraber oluruz. Çok sağ olun.